Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere barbunya yemeği yapacağız. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Buyurun barbunya yemeğimizin yapımıyla başlayalım. Öncelikle 3 su bardağına yakın barbunyamızı bir gün önceden ıslattım. Gayet de kabardılar suda bekleyince. Şiştiler hemen üzerindeki suyu döküp yani tekrar tencereye alacağım. Üzerine sıcak su ekleyip haşlamaya bırakacağım. Çok da haşlamayalım. Hafif yumuşayana kadar haşlayalım. Evet arkadaşlar 35-40 dakikanın sonunda barbeyanımız haşlandı. Hemen üzerindeki suyu dökeceğim. Tenceremize 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Yağımız ısındıktan sonra doğramış olduğum bir adet soğanı ekliyorum. Soğanımızı yağımızı iyice soteleyelim ara ara karıştırarak sotelemeye devam ediyorum. Daha sonra doğramış olduğum bir adet kapya biber ekliyorum. Yeşil biber. Eğer acı seviyorsanız acı biber de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Onu da soğanımıza birlikte satıldıktan sonra 2 adet küçük küçük doğramış olduğum havucu ekliyorum. Havucu da bir iki dakika soteleyeceğim. Daha sonra üzerine bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası ekliyorum salçamızı kokusu çıkana kadar kavuracağım salçamızı ne kadar güzel kavursak yemeğimiz o kadar lezzetli olacaktır daha sonra üzerine doğramış olduğum bir adet domates ekliyorum domatesi de bir iki dakika kavuracağım ara ara karıştırarak iyice kavuralım daha sonra üzerine bir tatlı kaşığı kuru nane, bir tatlı kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, bir tatlı kaşığı pul biber, çok az da kekik ekliyorum. Diğer sebzelerimizle birlikte iyice kavuralım. Siz istediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Daha sonra haşlamış olduğum barbunyaları ekleyeceğim. Barbunyamız gerçekten gayet güzel pişmiş yumuşacık olmuşlar. İyice karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra üzerine geçecek kadar sıcak su ekleyeceğim. Diğer sebzelerimiz haşlandığı için mutlaka sıcak su ekleyin arkadaşlar. Daha çabuk pişmesi için. Üzerine iyice karıştırdıktan sonra bir tatlı kaşığına yakın tuz ekleyeceğim. Tuzu kontrollü ekleyin. Kuru yemekler tuzu fazla kaldırmıyor. Biraz suyun çekene kadar pişmeye bırakacağız. Evet arkadaşlar bir 25 dakika pişti yemeğim hafif sulu bıraktım. gayette tam kıvamında olmuş. Dinlendirdim ben yemeğimi. Zaten bekledikçe de kıvam alacaktır. Hemen sizlere servisini yapacağım. Evet arkadaşlar yemeğimiz servise hazır. Hemen üzerine doğramış olduğum maydanozu ekliyorum. Gerçekten maydanoza da çok güzel yakışıyor. İsterseniz limon bile sıkabilirsiniz yerken. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden hoşçakalın.